6 Eylül Pazar saatler 19.30'u gösteriyor efendim. Söylediğimiz gibi gündem özel programıyla karşınızdayız. 1,5 saat boyunca aralıksız devam edeceğiz saat 21'e kadar. Türkiye'nin gündem maddeleri bugün itibariyle belki idam tartışması değinilmesi gereken konulardan biri gibi duruyor. Öte yandan Doğu Akdeniz'deki gerilimin elbette iç siyasete yansımaları, seçmen klikleri nasıl kemikleşiyor, nasıl konsolide ediliyor, tüm bu yönüyle konuşmak gerekiyor. Bir de dedikodusu bitmeyen şu erken seçim meselesine bir odaklanmak istiyoruz zaman kaldığı takdirde. Elbette sizlerin sorularıyla da hareket edeceğiz. Can Coşkun Twitter, Can Coşkun Instagram hesapları üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Vakit kaybetmeden değerli konuklarımı tanıtmak isterim. Meslek büyüğümüz Necdet Saraç bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir başka meslek büyüğümüz Murat Aksoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hukukçu yazar Gürkan Çakıroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vakit kaybetmeyelim, idam tartışması dedik. İdam tartışması Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Gündeme gelişinin arkasında ilk reaksiyon özellikle vatandaşlardan yine gündem değişikliği için bu konuyu gündeme getirdiler, öne sürdüler oldu. Gerçekten böyle midir, değil midir? Belki de bu yönüyle konuşmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirisini ortaya bir şerh olarak koyalım. İlker Başbuğ'a verilen ceza idam olsaydı idamdı, idam edilmişti diyerek karşı çıktıkları bir süreç var. Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan gelen bir itiraz var. Daha önce denenmiş, yanlışlığı kanıtlanmış bir uygulamaya geçilmemeli vurgusunun olduğunu görüyoruz. Necdet Saraç, nasıl okumak lazım idam tartışmasının? Yani aslında sizin özetlediğiniz içinde var. İdam bugün hukukun uygulandığı, evrensel hukukun uygulandığı ülkelerde, belki Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerini dışarı tutarsak, aslında ben hukuk devletiyim diyen devletler bugün idamı uygulamıyorlar. O anlamıyla da ya da idam cezasını yasalarından kaldırdılar. O anlamıyla da Türkiye Cumhuriyeti'nin idam cezasını kaldırmış olması doğru bir uygulama. Yani bu idam tartışması, idamı yeniden getirelim tartışması Türkiye'ye özellikle Bahçeli eliyle zaman zaman gündeme geliyor. Yani bir, bu böyle bir cezayı uygulamayı yeniden gündeme taşımak doğru değil. İki, eğer biz bir hukuk devleti olacaksak, insanı merkeze koyan bir devlet olacaksak idamı konuşmamamız gerekiyor. Çünkü dünyadaki birçok hukukçu, Gökhan Bey burada şimdi arkadaşımız, yani cezada yaptırım uygulayacaksanız idam cezasının o anlamıyla suçları aşağıya çeken, o anlamıyla da suç fiilini ortadan kaldıran bir uygulama olmadığını dünyadaki bütün örneklerle görüyoruz. Bizim kendi ülkemizde de benzer örneklerle gördük ve eğer insan merkezde olacaksa gerçekten idam cezasının dönüşü yok. Şimdi bu anlamıyla da bence bu cezanın bizim yasalarımızdan kaldırılması doğru bir şey. Şimdi ya tabii Türkiye hukuk devleti olmadığı için, yani o anlamıyla da opsiyonlu konuşmak lazım. Türkiye hukuk devleti olmadığı için her sıkışıldığı anda bu idam cezası gündeme geliyor. Bu zaman zaman özellikle çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarında, kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlerde, öldürmelerde zaman zaman da çeşitli terör olaylarıyla gündeme geliyor. Ya bu yaklaşımın terk edilmesi lazım. Yapılması gereken de, ya yapman gerekenleri yapmıyorsun sen. Yani şimdi Türkiye'de sen kadına yönelik cinayetlerde, kadına yönelik taciz ve tecavüzlerde İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmanın merkezine koyuyorsun. Ki İstanbul Sözleşmesi Türkiye açısından son derece ileri bir karardır. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmanın merkezine koyuyorsun. Bunu uygulamıyorsun. Uygulama noktasında hamle yapmıyorsun. Ama neyi konuşuyorsun? İdam cezasını konuşuyorsun. Çocuklara yönelik taciz ve tecavüzler nereden kaynaklanıyor? Bir sürü örneği var. Yani yalnızca son geçtiğimiz birkaç gün önce bir tarikat şeyhinin 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik yaptığı taciz ve tecavüzün ötesinde vallahi yani tarikat ve cemaat yurtlarının önemli bir bölümünde biz son yıllarda çok fazla örneğini gördük. Yani sen bir kere bunlara yönelik müdahale yap. Yani bu ülkede yani birinci boyut, taciz ve tecavüzlerin çıktığı bütün tarikat ve cemaatlere yönelik senin hukuki bir operasyon yapman lazım. Bu anlamıyla da bunun önlemini alman lazım. İki, bu toplumsal bir mesele ise siyasal sistemi ve toplumsal sistemi buna göre kurgulamak lazım. Yani sen buna göre kurgulamadan, bu anlamıyla buna yönelik hamleler yapmadan idam cezasını bir çözümmüş gibi sunman bence asıl sorunun üzerini kapatma anlamına da geliyor. Yani asıl sorunu tartışmadan uzaklaştırıyorsun bir biçimde ve insanlar şöyle düşünüyor. Ya idam cezası gelse bu tür suçlar olmaz.
diye düşünmeye başlıyorlar ki bunun doğru olmadığı dünya kadar istatistik örneklerle ortada. Türkiye'nin yapması gereken, mevcut iktidarın yapması gereken bir kere bu anlamıyla da hepimizi derinden yaralayan çocuklara yönelik bu taciz ve tecavüzlerin, kadınlara yönelik cinayetlerin ortadan kaldırılması için Türkiye bir, hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmesi lazım. İki, bunları uyguluyor olması lazım. Üç, yapması gerekenleri dediğim gibi tarikat ve cemaatler örneğinde olduğu gibi bunu yapması lazım. Dört, sonuçta toplumun buna uygun bir biçimde eğitilmesi gerekiyor. Yani siz bu noktada yeni bir toplumsal bakış açısı ortaya koymadığınız sürece, yeni bir siyasal kültür yaratamadığınız sürece yalnızca cezai yaptırımlarla bu işi ortadan kaldırmanız mümkün değil. O anlamıyla da bence bu tartışmayı olmalıdır, olmamalıdır düzeyinde değil. Hayır kardeşim, sen bir kere mevcut yasaları uygula. İki, toplumsal dinamikleri buna göre şekillendir. Bu anlamıyla da toplumun yeniden şekillenmesinde yeni bir siyasal kültürün, yeni bir toplumsal kültürün oluşmasında oluşmasını öne çıkar. Diğeri de tereddütsüz bir biçimde. Şimdi mesela Sayın Bahçeli'yi merak ediyorum ben. İdamı söylüyor. Mesela bu tarikat ve cemaatlerle ilgili konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Vallahi idamı söyleyenlerin önce bununla ilgili konuşması lazım. Bununla ilgili konuşabilmesi gerekiyor. Şimdi bununla ilgili konuşamadığınız sürece siz sonuçta bu işin önünü açtığınız sürece kaldı ki bu yalnızca bizim duyduklarımız ve görünen yüz. Ya görünmeyen yüz, yani ortak şey ne? Ortaya çıkmayanlar. Tabii ortaya çıkmayanlar. Ki nitekim yapılan araştırmalarda son birkaç gündür basına da yansıyan önemli araştırmalar var. Yapılan araştırmalarda ortak nokta ne? Bunlar yalnızca iceberg'in görünen yüzü. Yani Türkiye gibi bir ülkede tacizin, tecavüzün, istismarın öyle kolayca telaffuz edilemediğini de hepimiz biliyoruz. Ha, bunun üzerine kimin gitmesi gerekiyor? Birinci, mevcut iktidarın gitmesi gerekiyor. İki, bütün toplumsal kesimlerin buna uygun bir biçimde siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının birlikte gitmesi gerekiyor. Bu anlamıyla da ben sorunun terse çevrilerek tartışmanın bu noktada yoğunlaşması yerine bunun nasıl önleneceğini, toplumsal olarak nasıl önleneceğini tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu olmadığı sürece işin başka bir düzeye savrulacağı belli. Çünkü belki o son cümlede onu kullanmış olayım. Bu iş bireysel değil, bir toplumsal özellik taşıyan boyutlarıyla tartışılabilmeli. Çünkü Türkiye'de, yani ben o anlamıyla yalnızca son işte 18 yılda bu işler oluyor demem tabii. Yani mevcut AKP döneminde. AKP döneminde tarikat ve cemaatlerin bu işi büyüttüğünü biliyoruz ama tabii yani Türkiye'nin bu ortak bir sorunu. O anlamıyla da bireysel gözlerle bakmak mümkün değil. Bu toplumsal bir sorundur. Toplumsal soruna da siz gerçekten bir iktidar politikası olarak, iktidar tavrı olarak üzerine gidersiniz ve burada dersiniz ki bütün siyasi partilere gel kardeşim seninle birlikte bu işle mücadele edelim. Sendikalara, meslek odalarına dersin ki hukukçulara gel kardeşim seninle birlikte bu işe karşı ortak bir blok oluşturalım, ortak mücadele edelim. İdam tartışmasını 4 gün önce bir anda kucağımızda bulduk yine. Murat Aksoy'un perspektifinden nasıl okunuyor süreç? Muhtemelen 4 gün sonra da gündemimizden çıkabilir. Bu kadar hızlı mı olacak? 4 diye demeyelim de 14 gün diyelim. Çünkü bu tartışma aslında Necdet Hocam'ın da dediği gibi çok konjonktürel bir tartışma ve tamamen hani zaten yoğun olan gündeme ek bir gündem maddesi ekleyerek aslında toplumun gerçek sorunlarını tartışmayı ya da toplumun gerçek sorunlarının üzerine örtmeyi aslında amaçlıyor. Çünkü ben hani geçmiş kişisel deneyimimde işte bu 2016 sonrasında biliyorsunuz bu kanlı darbe girişiminden sonra bu mesele gündeme geldi. Bu davaların başladığı sırada gündeme gelen başka şeyler de vardı. Yani 2017-2018'de 2020'deyiz ve yapılmış hiçbir şey yok. Yani o açıdan ben ilk tutuklandığım işte terör örgütü üyesi olmamakla birlikte yardım etmekten tutuklandım. İlk duruşmada tahliye edildim. O gece iki kere ağırlaştırılmış müebbetten, yani iki kere idamda tahliye edilmeden yeniden tutuklandım. Onun için bir 7 ay daha yaptım. Sonuçta beraat ettim. Yani o ceza olmuş olsaydı her an yani şey o kaldığımız o 7 ay içinde her gün yeniden ölüp yeniden dirilecektik. Kaldı ki yani hani hukukçu arkadaşımız burada hani bu çok konuşuluyor. Her ne kadar Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler hani çok donmuş bile olsa hani böyle bir karar geçtiği andan itibaren Türkiye'nin
Batı ile olan ilişkileri, yani bu sadece siyasi ilişkiden bahsetmiyoruz. Bunun içinde büyük ölçüde ticari ilişkiler de dahil olmak üzere ki Avrupa Konseyi'nin Türkiye kurucu üyesi, hani orada yasalar açık, idamın olduğu bir ülkede ülkenin üye olması da hukuken mümkün değil. Dolayısıyla da bunun uluslararası alanda yaptırımı bence çok çok daha fazla. Bu sadece bir konjonktürel şey. Yine Necdet Hocam haklı bir noktada duruyor. Yani burada aslında mesele şu. Mesele hukuk da değil aslında, çünkü hukuki düzlemde baktığımız zaman Türkiye'nin aslında bu tür suçları önlemek için elinde yeterince yasası var. Yani Türk Ceza Kanunu, işte bu İstanbul Sözleşmesi'nden sonra aile ve çocukların korunmasına ilişkin yasa, yeterince yasa var. Bütün mesele yasayı uygulayan zihniyette. Şimdi bizim sorunumuz tam da burada. Yani biz ben bunu çok sık sık ifade ediyorum. Siz en özgürlükçü bir yasadan otoriter bir yorumla en sert şeyi, yani en negatif cezayı da verebilirsiniz. En nasıl diyelim, yorumu çok dar olabilecek çok otoriter bir yasadan da özgürlükçü bir yorumla özgürlükçü bir karar verebilirsiniz. Bütün mesele bu aslında niyette değil de aslında anlayış ve zihniyette. Ne yazık ki Türkiye'de bu açıdan hukukun uygulanması konusunda zihniyet ne yazık ki hem devletçi hem de devletçi olmanın dışında çok oportunist. Yani bu da oportunizmle biraz bürokrasiden gelen bir şey. Çünkü bürokrasi dediğimiz şey de devlet ya da tırnak içinde yöneten ve devlet kimse ya da kimlerse onlara göre çok rahat pozisyon alıyorlar. Kaldı ki bunu olumlu anlamda etkileyen bir şey de siyasi iktidarın son yıllardaki aldığı hakim, savcı gibi hani bir takım kritik noktalardaki tercihlerinde liyakattan ziyade partililik esas olduğu için de aslında bizim bugün hukukla ilgili çok ciddi sıkıntımız var. Yani bu sadece bu çocuklara yönelik olan ya da kadın şiddetine yönelik meselelerde değil. Toplumsal her olayda neredeyse hukuk aslında Türkiye'nin temel sorunlarından birisi. Nitekim işte bu güvenilirlik endekslerine baktığımız zaman %30'ların da çok çok altına inmiş hukuka olan güven. Burada mesele şu, yani dediğimiz gibi ben bir kez daha bu konuyla ilgili bir, hani üç şey söyleyeyim. İdam meselesi çok konjonktürel. Ben 4 gün değil, belki 14 gün sonra yeniden gündemimize çıkabilir ve bir 3 ay sonra ya da 5 ay sonra tekrar gelebilir. İkincisi mesele yasaların varlığı ya da yokluğu değil, bütün mesele yasaları uygulayan zihniyetin kendisine ve o açıdan Türkiye'nin sorunu çok ciddi. Üçüncü ve son olarak da dört dedim ama üçte bitireyim. Gerçekten bu son günlerde gündeme gelen bu cemaatlerin içindeki bu nasıl diyeyim, cinsel taciz ve istismar meselesi ne yazık ki aslında o da dinin, bu sadece İslam'a özgü bir şey de söylemiyorum, dinlerin ataerkil zihniyetinden kaynaklanıyor. Yani yukarıdan aşağı bir hiyerarşi var ve bugün bile ben bir yerde okudum, bu işte suçu işleyen, şu anda tutuklu olan o cemaat liderinin içinde bazıları hala işte Peygamberimiz de Hazreti Ayşe ile evlendiğinde 9 yaşındaydı gibi kutsal referanslara kadar gidebiliyorlardı. Oysa dinin gerçekten, bu dediğim gibi sadece İslam'la ilgili bir şey söylemiyorum, nitekim baktığımız zaman farklı dönemlerde Hristiyanlıkta da Yahudilikte de bu taciz meseleleri, kız ya da erkek hiç fark etmiyor, hep var. Bütün mesele o şeffaflık meselesini kurabilmek. İkincisi de Türkiye'ye özgü, yine dünyaya da özgü aslında bu tarikat ve cemaatlerin birer dini motivasyonla çıkmış olsalar bile dini değil bizatihi siyasi olmaları. Ve bugün baktığımız zaman o tutuklanan şeyh dahil olmak üzere bu cemaatlerin, her cemaatin lideri birer şirket CEO'su. Yani onların dinle çok fazla bir ilişkisi bence alt düzlemde, hani inananlar meselesi var ya, bir tek onlar dışında orta ve üst kademe yöneticilerin de birer, ben dini liderden ziyade hepsinin birer bir siyasi lider ve ekonomik lider olduğunu düşünüyorum açıkçası. İdam deyince Gürkan Çakıroğlu, hukukla bile böyle yan yana koymaktan imtina ediyoruz. Çok mu naif düşünüyoruz? Diğer yönüyle bakıyoruz, işte çocuklara yönelik, kadınlara yönelik cinsel saldırılar ya da şiddet olaylarının ardından bu konuya dair toplumda bir motivasyon da oluşuyor. Hı hı. Ve karşılık buluyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından ya da yeri geliyor Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Hı hı. Konu tartışılmaya da bırakılıyor. Nasıl okumak lazım? Ya Türkiye gibi hukuk devleti olamayan ülkelerde idam siyasi cinayete giydirilmiş kanuni kılıftır. Yani özeti bu. Tekrar diyorum, Türkiye gibi hukuk devleti olamayan ülkelerde idam siyasi cinayete
giydirilmiş kanuni kılıftır. Şimdi biz istiklal mahkemelerinden bu yana, işte Dersim'deki idamlar, istiklal mahkemelerinin idamları, Yassıada'daki idamlar, 12 Mart'ta işte Denizler'in idamı, 12 Eylül'de bir çocuğun yaşını büyülterek idam etme perspektifinde bir zihin dünyasına sahip olan bir ataerkil yapı devlet yönetimine hakim olduğu için bu tarz ülkelerdeki idam, o hani cinsel taciz vesaire, onlar hepsi bir kılıf, bir daha doğrusu bir maske. Burada esas amaç aslında muhalefeti siyasi olarak muhalif görünenlere korku salacak bir yapı dizayn etmek. Yoksa bunun hukuki herhangi bir yanı zaten söz konusu değil. Ve özellikle bizim gibi yine her 10 yılda bir geçmişte yaptığı yargılamalardan kaynaklı özür dileyen bir hukuk sistemine sahip, hatta hukuksuzluk sistemine sahip bir devlette bunun telafisi mümkün olmayan nice canlara ve nice elim hadiselere sebep olacağını siz varsayın. Az önce Üstad söyledi. Yani bundan işte 10 yıl önce de Ergenekon balyoz operasyonlarında insanlar ağırlaştırılmış müebbetler aldılar. Vakti zamanında böyle bir durum olsa, bu iş infaza gitse şu an hepsinden özür dileniyor mesela. Yani o yüzden bu tarz ülkelerde maalesef bu tarz cezalar, tekrar diyorum, cinayete giydirilmiş kanuni kılıftır. O yüzden bunu bu açıdan değerlendirmek lazım. Bir de işte ortaya çıkarken şöyle bir cümleyle çıktı. Galiba Cihat Özkan mıydı? Açıklama. Evet, AKP Grup Başkanlığı ekibi. Vatandaşımız isterse vatandaşımıza sorarız, isterse yaparız. Ya ben de şunu soruyorum o zaman. Yahu arkadaş, 2004 yılında idam cezasını kim kaldırdı? Hangi parti iktidardaydı? AK Parti. Sordunuz mu? Sormadınız. Şimdi ÖTV'ye çatır çatır zam yapıyorsunuz. %200, %300 bir kanun. Sordunuz mu? Sormadınız. Asgari ücreti belirliyorsunuz. Bunu belirlerken vatandaşa sordunuz mu? Sormadınız. Ya vatandaşı geçtim. Bu ülkenin yasama organı olan meclise sormuyorsunuz birçok şeyi. Kararnamelerle ülkenin yönetildiği bir yapıda siz hangi vatandaşa sormaktan bahsediyorsunuz? Siz meclise sormuyorsunuz. Yasama organına sormuyorsunuz. O yüzden bu iki sebebe dayanıyor. Bir, dediğim gibi iktidar uzun bir zamandır politika üretemiyor, siyaset yapamıyor, ortaya bir ürün koyamıyor. Bundan kaynaklı suni gündemlerle ülkenin mevcut sorunlarının üstünü örtmeye çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi de dediğim gibi böyle bir yasanın gündeme gelmesi, mevcut muhalif kesimleri sindirmeye yönelik, korkutmaya yönelik bir hamle. Bunu yapabileceklerini ben açıkçası çok zannetmiyorum. Hem Türkiye'nin hala Batı'yla olan ne olursa olsun bir ilişkisi var. Amerika'nın her ne kadar çeşitli eyaletlerinde idam cezası olsa da Amerika'nın devletinin de buna çok hoş bakacağını demokrasi ve özgürlükler alanında, hukuk alanında ben düşünmüyorum. Ülkeyi tamamen Doğu blokuna itecek böyle bir hamlenin ben iktidar tarafından çok gerçekleştirileceğini düşünmüyorum. Bu artık en son hamle olarak belki gündeme gelir. Hakikaten çok aşırı sıkışmıştır yine. Seçim, erken seçim belki konuşuruz, onu ona yönelik bir hamle olursa belli başlı vaatlerle bunu yapabilir. İşte belli başlı siyasi isimlerin idamını dillere pelesenk ederek böyle bir girizgah yapabilir ama en neticesinde yine o işe de girişeceğini zannetmiyorum. Bu yasa tasarısı geçse bile yine bir idam olayının vuku bulacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi bu tamamen sindirmeye yönelik, korkutmaya yönelik ve gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle. Bana gelen mesajların yarısı bu ileride muhaliflere döndürülecek bir adım olur yorumunu yaparken, diğer tarafı az önceki neredeyse bir mutabakatın oluştuğu gündem değiştirme hamlesi olarak bakıyor. Vatandaşlar da bu yönüyle böyle. Özellikle Doğu Akdeniz'i çok konuşmamızı isteyenler var. Yavaş yavaş oraya da getirmek isterim konuyu. Şimdi Doğu Akdeniz'de bugün aktardığımız başlıklardan kısa bir özet geçeyim. Türkiye Silahlı Kuvvetleri baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik birimleriyle birlikte Akdeniz tatbikatı gerçekleştirdi. Bugün yansıyan haberlerden biri buydu. İkincisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Lideri Sarraç bugün Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler. Biz masa hala dar başlığıyla ekranlara taşımak istedik bunu. Attığımız manşet buydu. Neden öyleydi? Çünkü henüz 4 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir açıklama yapıldı. Güney Kıbrıs dışında bizim masaya oturmayacağımız ülke yok Doğu Akdeniz'de. Böyle bir beyanı oldu ama bugün sadece Sarraç'la görüşmenin yapıldığını görüyoruz. Ne Mısır'la ne İsrail'le, ki bahse konu ülkeler bunlar, bir
gelişme olmadığı aşikar. Mısır ve İsrail'le bir ortak masa kurulacak mı, kurulmayacak mı? Bu tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yalanlandı. AKP'nin kimi kurmayları tarafından yalanlandı. Nasıl ilerleyecek? Merak konusu. Necdet Saraç, sizle başlayalım. Şimdi Doğu Akdeniz'de zaten herkesin mutabık olduğu bir tanımlama var. Geç kaldık ama şimdi görece doğru hareket ediliyor. Birincisi, buna katılır mısınız? İkincisi, iktidarın dış politikasında bagajlarını atarak Mısır veya İsrail'e ezber bozan bir hamle içerisine girebileceğini düşünüyor musunuz? Ya şimdi birincisine de katılmıyorum aslında. İkincisine de katılmam mümkün değil. Peki. Yani şimdi niye biliyor musunuz? Aslında demin konuştuk ya. Ya hukukun temel kriterlerinden bir tanesi şudur. Ya sürekli oynamazsın üzerinde. Kurallar keyfiyet taşımaz. Yani ortaktır, evrenseldir ve herkese eşit uygulanır. Şimdi Türkiye'de iktidar sıkıştıkça sarıldığı iki tane şey var içeride. Bir tanesi din, diğeri milliyetçilik. Dışarıda da ne var? Dış düşman algısını sürekli yaratıyorlar. Şimdi bizim... Adı bak, da dış güçler. Dış güçler olur. Bir kere bizim Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi o. Bunu söyleyince ya çok hayal alemindesiniz, çok idealistsiniz diyorlar. Ya keşke Türkiye'de biraz idealist olsun. Ya temel bakışı değiştirmemiz lazım. Temel bakış şu. Yani kendi yaptığımız hataların faturasını başkasına çıkarmaya gerek yok. Yani şimdi Türkiye'nin sosyolojik yapısı, Türkiye'nin toplumsal yapısı çok dinamik olsa, Türkiye'de ciddi bir siyasal kültür olsa, Türkiye'de gerçekten yapılan suçlar cezasız kalmasa, ki Türkiye öyle bir ülke, her şeyi yapanın yanına kar kalıyor. Belki biz bugün çocuklara yönelik cinayetleri, çocuklara yönelik istismarları, taciz ve tecavüzü başka bir cepheden konuşacağız. İşin sosyolojik ve psikolojik boyutları tartışılacak. Şimdi sen bunu uygulamıyorsun. Sen merdiven altı Kur'an kursları açıyorsun. Sen tarikat ve cemaatlere neredeyse yurtların üçte ikisini açıyorsun. Bunları tartışmıyorsun. Bu uygulamalar ortaya çıkınca Türkiye'deki genel yaklaşım. Ya otoriter olursak, eğer gücü elimizde tutarsak, kafasına iki tane vurduk mu bu işi çözeriz diye düşünüyorsun. Böyle bir şey yok. İçeride ve dışarıda da böyle bir şey yok. Akdeniz meselesi de böyle bir iş. Ya şimdi, ya arkadaş tamam, yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları bizim de çıkarımızdır. Ama orta yerde mevcut iktidarın 10 yıldır yaptığı yanlış politikalar var. Şimdi ben bu yanlış politikalara Türkiye Cumhuriyeti çıkarları diye arkasından gitmek zorunda mıyım? Kaldı ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları değil. Bakın, Doğu Akdeniz meselesi ve Ege meselesinde bir kere şunu tespit etmemiz lazım. Bu mevcut iktidarın bütün dış politikayla ilgili öngörüleri çöktü. Hepsi iflas etti. Hepsi iflas ettiği için mevcut AKP iktidarı günlük günü kurtarma üzerine politikalar üretiyor. Bir kere burada anlaşmamız lazım. Yani en azından Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'de barışı, huzuru, Türkiye'nin çıkarlarını savunanların bir kere bunu kendisine söylemesi lazım. Bakın, attıkları bütün adımlar yanlış çıktı. Irak yanlış çıktı. Suriye, 2011'den beri Suriye daha ileri bir nokta mı, daha geri bir noktada mı? Bölgeye yönelik Libya, bakın bugün Sarraç'la görüştü ama şu anda Sarraç'la Hafter anlaşma yaptılar, ateşkes yaptılar. Ve Sarraç Fransa'ya gidiyor. Fransa Doğu Akdeniz'de karşımızda. Doğu Akdeniz'de karşımızda. Şimdi sen 2011'de kimlerle yan yanaydın? Bunlar ne anlatıyordu bize bu iktidar? Öyle bir Arap baharı var ki geliyor. Bütün bu ülkelere demokrasi geliyor. Her ne kadar bu demokrasi Suudi Arabistan gibi, Körfez ülkeleri gibi, Kuveyt, Katar, Bahreyn gibi ülkelere uğramasa da demokrasi geliyor diyordu. Kimle ittifak yapıyorlardı? Bakın 2011'de kimlerle yan yanalardı söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, henüz Suriye'de şey çıkmadan, o anlamıyla şey, Mısır. Bunların hepsi de Körfez ülkeleri. Hepsiyle Türkiye'nin ittifakı vardı. Bugün hiçbiri yok. Bugün hiçbir tanesi yok. Türkiye'de Katar bile şu anda Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarının dışında. Katar bile diyorum çünkü Türkiye'yi son yıllarda sübvanse eden, sıcak para akışını sağlayan en önemli ülke Katar. Şimdi bir kere bunu tespit etmemiz lazım. Katar Katarların parasını mı getiriyor? Türkiye? Katar para getiriyor. Evet. Yoksa? Yani tabii o anlamıyla da bu da önemli bir soru tabii. Yani sevgili Murat Aksoy'un sorduğu soru, yani kinayeli bir biçimde. Şimdi ya bir böyle bir gerçeklik var. Şimdi iktidar bir kere bunu göstermek istemiyor. Diyor ki ben aslında doğru yaptım. Neyi doğru yaptı? Biz dış politikada 10 yıl öncesine göre neyi düşünüyorduk? 10 yıl önce Türkiye'nin politikası neydi? Bütün bölgede Türkiye'nin etkinliği olacaktı. Türkiye bütün bölgenin siyasi lideri,
olacaktı. Türkiye işte bölgenin sonuçta önemli bir aktör olacaktı. Bugün bölgenin aktörü müyüz? Değiliz işte. Hiçbir tanesi yanımızda değil. Yani şimdi sabah akşam konuşuyorlar. Ya Filistin senin arkanda değil. Niye? Çünkü orada da sen dokuları bozsun. Niye? Çünkü Türkiye bir kere onunla hesaplaşılmadan Doğu Akdeniz'de anlamak mümkün değil. Yeni Osmanlıca hayaller bitecek. Bir. İki. İhvancı hayaller bitecek. Bakın bir şey bitti. Türkiye ısrarla bu işin bitmediğini söylüyor. Ya Müslüman kardeşler çöktü. Siyasal İslam çöktü. Arap Baharı Karakış'a döndü. Bir kere bunları söylememiz lazım. Bu noktada da muhalefetin daha cesur davranması lazım. Muhalefet de ya ülke çıkarları deyince ya bu noktayı mümkün olduğu kadar sessiz geçiştirmeye çalışıyor. Orta yerde böyle bir gerçeklik var. O anlamıyla da Türkiye şu anda yalnızlaşmış bir ülke. Dışarıda neredeyse dostumuz kalmamış durumda. Birincisi bu. İki, Doğu Akdeniz meselesinde çok net bir biçimde, yani Libya ile yapılan anlaşmada, yani kaldı ki Libya dediğimizde yani ulusal birliğini, bütünlüğünü sağlamış bir ülke olmadığını görüyoruz. İşte ateşkes tartışmaları ya da taraf olma tartışmalarını hep beraber yaşadık. Türkiye bölgenin önemli ülkesi de önemli ülkesi. Türkiye bölgede etkin olabilir mi? Olabilir. Ama bunu askeri operasyonlarla olamaz. Bunu savaşı öne çıkararak ya da savaş söylemlerini öne çıkararak olamaz. Niye olamaz? İkinci gerçeklik de o. Bakın bizim coğrafyamızda, yani üzerinde bir tek Kıbrıs'ı parantez içinde koyarak, yani 1974 Kıbrıs'ı parantez içinde bırakarak söyleyeyim. Vallahi 1970'lerden bu yana Afganistan'dan Libya'ya kadar savaşla sonuç alınmış bir tek örnek yok. Bir tek başarı örneği yok. Ve bu bölge son yılların en çok silahlanan bölgesi. Tesadüf olabilir mi? Yani bunları bizim söylememiz lazım ya. Ben bakın rakamlara baktım. Yani biliyorsunuz yani işte şurada 5-6 gün önce 1 Eylül'dü. Dünya Barış Günü'ydü. Şimdi biliyorsunuz silahlanmanın adı da şey oldu. Savunma sanayine döndü. Ya şimdi Türkiye bölgenin en çok silahlanan ülkelerinden bir tanesi. Ama bölgenin en çok silahlanan ülkesi hangisi? Suudi Arabistan. En çok silahlanan ülke. Niye alır Suudi Arabistan bu kadar silah? Çünkü Suudi Arabistan Yemen'de bir aktör. Mısır'da aktör. Libya'da aktör. Bizim bölgemizde şimdi aktör. Yani hatırlattığımızda bozuluyorlar ama hani kralları öldüğünde 3 gün bayrakları yarıya çektik. Yas ilan et, yas tuttuk ya. Şimdi böyle bir ülke. Şeye bakıyorum. Yani bölgede en çok silahlanan ülkeler Suudi Arabistan, Irak, İran, Türkiye. Şimdi potaya kim girdi? Son 2 yılda potaya giren diğer ülke Yunanistan. Şimdi Almanya'dan en çok silah alan ülke kim? Almanya'nın en çok silah sattığı ülke biri Türkiye, diğeri Yunanistan. Şimdi ya aklımızla dalga geçiyorlar gerçekten. Bir kere bu resmi göreceğiz. Silah satan adamın barış istemesi düşünebilir mi ya? Satmaya devam etmesi lazım. Bu bölge o yüzden bu kadar silahlanıyor. Ya şimdi bizim bunları konuşmamız lazım. Üçüncü nokta, vallahi Doğu Akdeniz hepimize yeter. Yunanistan'a da yeter, Türkiye'ye de yeter. Eğer doğalgaz bulunacaksa da, petrol bulunacaksa da, başka enerji kaynakları bulunacaksa da yeter. Bu anlamıyla Türkiye'nin ciddi bir politik değişikliğe ihtiyacı var. Dış politikayı tümüyle değiştirmesi lazım. Dış politikayı tümüyle değiştirmenin birinci kriteri hukuk devleti olmaktan geçer. İkinci kriteri de bölge ülkeleriyle barış konferansını önceleyen bir iş olması gerekiyor. Türkiye, Kahire'de büyükelçilik açamadığı sürece, Şam'da büyükelçilik açamadığı sürece, Bağdat büyükelçiliğini çalıştıramadığı sürece Türkiye'nin bölgede etkin olabilme şansı yok. Tamam Necdet Saraç. Bir dakikalık çok kısa bir reklam arası. Yerinizden hiç ayrılmayın. Hemen tekrar birlikteyiz. Efendim sadece bir dakikalık bir mola verdik. Bir su molası gibi görebiliriz. Saat 21'e kadar aralıksız devam edeceğiz. Necdet Saraç'ın lafını balla kesmiştik. Bıraktığı yerden evet. Devam etmesini rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani arkadaşlarımın da zamanlarına çok fazla en azından olmamak için, onları yememek için gerçekten bir iki cümle kullanayım. Birincisi bugün 5-6 Eylül, 6-7 Eylül'ü unutmayacağız. Bakın Doğu Akdeniz'i konuşurken 6-7 Eylül'de ne olmuştu? Ülkemizde yani o sonradan ortaya çıktı. İstihbaratın provokatif hamleleri sonucunda İstanbul başta olmak üzere basını da kullanarak onlarca Ermenilere ve Rumlara ait kilise yağmalanmıştı. 5000'e aşkın ev bir biçimde yakılmış, yıkılmıştı ve binlerce insan, yani bir provokasyon sonucu bilerek ve isteyerek yapılmış
bir eylem sonucu burayı terk etmiş. 2020 Türkiye'sinin, 2020 bölgesinin, 2020 Yunanistan'ının ırkçı, savaşçı, savaş devizi söylemler yerine barışı önceleyen söylemlere ihtiyacı var. Murat Aksoy, seçmen dikkatlice izliyor mu AKP dış politikalarını? Bu kadar ilgileniyor mu? Arkasında kemikleşme hamlesi olarak görüyor ya kimi vatandaşlar. Gerçekten öyle midir? Ya aslında şöyle bir hikaye var benim izleyebildiğim kadarıyla. Yani seçmen davranışı düzleminde bu Leuthard'ın bir şeyi var. Bu büyük anlatı dediğimiz hikaye var. Büyük anlatı da aslında bir geçmişe yönelik büyük anlatılar var ve o büyük anlatılar üzerinden bir toplumsal algı oluşturmaya çalışırlar geçmiş hikayelerden. Ama siyasi iktidarın başarılı olarak yaptığı bir şey var. O da günümüzde yaşananları büyük anlatı haline getirmesi. Yani işte bu biraz önce Necdet'in ifade ettiği bu ulusal çıkar meselesi bir büyük anlatı ve tamamen altı boş. Ve bu sadece iktidar açısından değil, belki bizim asıl üzerinde durmamız gereken bizim muhalefetin de bir bütün olarak burada bir anda sessiz kalması. O yüzden bu dış politika gerçekten bizim muhalefetin, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere en zayıf karnı bu dış politika meselesi. Çünkü gerçekten siyasi iktidarın ulusal çıkar değil, sadece kendi iktidarını biraz daha ömrünü uzatmak için yaptığı siyasi tercihlerin Türkiye'ye ağır maliyetleri var ve bunları İçeride yarattığı bu kapalı devre yayın sistemi, yani gazeteler %95'lik bir medya kontrolü üzerinden hepsini büyük bir anlatı olarak sunuyor ve biz yedi düvele karşı savaşıyoruz. Herkes bize düşman vesaire. Ama bunların hepsi aslında bir sonuç. Bakın bunların hepsi bir sonuç ve bu sonuçların hepsi de siyasi iktidarın özellikle 2011'den itibaren yaptığı yanlış tercihlerin sonucu. Ve giderek de 2016 sonrasında da giderek bilinçli yanlışlıkların sonuçları olmaya devam ediyor. Yani bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yalnızlığı bir sonuç. Ve o sonucun maliyetini niye biz ödüyoruz? Yani Türkiye Cumhuriyeti ödüyor. Evet, ödüyoruz. Vatandaşlar olarak da ödüyoruz ve bu maliyeti bize fakirlik olarak yansıyor. Çünkü belki de filmi biraz geriye sardığımız zaman aslında bugün geldiğimiz nokta dış politika iç politikadan çok bağımsız değil. Çünkü siyasi iktidarın 2011 sonrası, yani Arap Baharı'ndan sonra kendini gördüğü ayna bölge liderliği. Yani biraz daha filmi geriye sardığımız zaman pek çok araştırma, özellikle 2006-2007'den itibaren gerçekten Türkiye'nin eksik de olsa demokrasi deneyimi, laik bir sistemde muhafazakar bir partinin iktidar olması, Avrupa Birliği ile üyelik, işte bu diziler vesaire, bütün aslında hepsi gerçekten hem Kuzey Afrika için hem Orta Doğu ülkeleri için Türkiye'yi bir model yaptı. Fakat Arap Baharı'ndan sonra bu bizim Türkiye'nin sahip olduğu olumlu özellikleri, siyasi iktidar gerçekten model olma yerine lider olmayı seçti. Ve bu liderlikten de kurduğu şey bir, bu neo-Osmanlıcılık. İkincisi de içinden geldiği kültürel kimlik, yani muhafazakarlık. Ve onu da bir ton derinleştirerek bu Müslüman kardeşlerle, ihvancı gruplarla kurduğu bir bağ. Ve bu ikisinden hareketle kendini olmayan bir liderliğe, altı boş olan bir şeyi, kendini bölge lideri gördü. Ve 2011'den itibaren başta Avrupa Birliği olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelerle kurduğu bütün ilişkiyi ulus devlet Türkiye Cumhuriyeti olarak değil, bölge lideri olarak kurdu. Ve kurduğu bütün ilişkiler de çöktü. Bununla paralel olarak yine 2011'den sonra devam ettiğimiz zaman 2013'te başlayan, Gezi ile başlayan süreçte itibaren de Türkiye içeride müthiş bir kutuplaşma, yani ötekileştirme. Kendisi gibi düşünmeyen herkes öteki, düşman ve hain. Ve bunun dış politikadaki yansıması da uluslararası ilişkilerde yalnızlaşma. Nitekim 2014'te Davutoğlu tercih edildiği zaman ben T24'te de yazdığım yazıda bunun anlamı içeride kutuplaşmaya devam, dışarıda yalnızlaşmaya devam. Nitekim Davutoğlu gitti, Binali Yıldırım başbakan olduğu zaman ilk kullandığı kelimelerden birisi
düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız. Sene 2020, Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç hafta önce aynı cümleyi kovdu. 2015-2020 değişen hiçbir şey yok. Tam tersine daha da yalnızlaşan ve bu politikalar değişmediği sürece de daha da yalnızlaşacak bir Türkiye var. Ve bu yalnızlaşma sadece siyasi yalnızlaşma değil. Bunun en büyük maliyeti bize ekonomik olarak işte bu döviz vesaire falan, bütün bunlar aslında Türkiye'nin gerçekten bir içeride hukuk devleti olmadığı için ekonomik olarak zayıflıyor ve ekonomik olarak zayıfladığı için de dış politikada işte en başta konuştuğumuz bu büyük anlatılar yaparak tabanını biraz daha konsolide etmeye çalışıyor. Ama içerideki ekonomik sorunlar o kadar derin ki aslında giderek herkes görüyor. Yani oy oranlarında evet Ayasofya açtı, böyle 1 puanlık 1,5 puanlık bir artış oldu. Belki şimdi işte doğalgaz bulundu bir yarım puanlık, ama bunların hepsi ya da idam tartışması böyle nasıl diyeyim, günü kurtarmak üzere. Ama sonuç olarak bir trend olarak baktığımız zaman kendi tabanında da artık sorgulayan, kendi tabanında da artık başka hikayelere ihtiyaç duyan bir taban var. Çünkü A101'den de şoktan da alışveriş yapsalar orada da enflasyon var. Ve açıklandığı gibi %11.77 değil, %20, %25. Her ne kadar devlet yardımlarını hem belediyeler üzerinden hem devlet üzerinden alsalar da Türkiye'nin bütçesi küçüldüğü için, gayri safi milli hasıla düştüğü için onlara düşen pay da azalıyor. Bu arada firma ismi kullanmayalım, rejimiz de uyarıyor. Neyse, uyarımızı da yapmış olalım. Yani dolayısıyla da yani iktidarın ekonomik çıkar üzerinden, bu yardımlar üzerinden kurduğu o network de giderek yani kaynak küçüldüğü için orası da azalıyor ve bu da aslında giderek insanların başka sorgulamalarını geçiyor. Ama burada ben dış politika konusunda yani bütün bunları bir hani bu aramızda bir tane gerçekten dış politika uzmanı olsa, bu Libya'da ne oluyor vesaire hepsini detaylı olarak anlatır ve anlattığı zaman da bizim duyacağımız hikaye Türkiye gerçekten sizin bugün şeyi kullandığınız gibi masa çok küçük. Dar masa. Hem dar değil, küçük. Ve o küçük masaya üçüncü bir ülkenin oturması, dördüncü bir ülkenin oturması zor. Yani bugün Kıbrıs'ta yapılan yani ne olacak? Üç tane gemi, beş tane manasız şeyler. Bunlar sadece içeriye dönük şov. Yani onun hiçbir gerçek şey yok. Çünkü bizi dış politikada eğer güçlü bir ülke olacaksak içeride bir hukukla olur. Yani bir hukuk devletinin tahkim edilmesiyle, demokrasinin özgürlüğü tahsis edilmesiyle ülke olur. Yani bakıyorsunuz Japonya doğalgazı yok. Almanya doğalgazı yok. İran'ın var, Azerbaycan'ın var, Arabistan'ın var. Dolayısıyla mesele doğalgaz ya da doğal kaynak meselesi değil. Mesele demokrasi meselesi, mesele özgürlük meselesi, mesele zihniyet meselesi. Yoksa orada 320 değil 800 milyarlık çıkarsanız bile bunun ancak siyasi iktidar ve onu destekleyenlere ancak hani o pastadan en büyük pay düşer. Bize gene fakirlik düşer. Mesele bizim kaynak değil, mesele bizim özgürlük meselemiz ve Doğu Akdeniz'de bugün sadece Doğu Akdeniz'de değil işte Rusya değil mi? Hani PYD'yi hani terör örgütü olarak tanımıyorlardı. PYD 4 gün önce gitti üst düzeyde, karşılandı. Ne oldu? Hani Putin dostumuzdu. Çünkü şöyle bir şey var. Bir de hani şu bizim solcular da şöyle çıkıyor. Emperyalizme karşıyız falan. Yani bunları duyduğum zaman hani böyle buradaki bir müstehsi bir gülümseme geliyor. Çünkü uluslararası ilişkilerde herkes emperyaldir. Türkiye de emperyal. Türkiye de kendisinden aşağıdaki ülkelere emperyal ve yukarıdaki ülkelerde bize karşı emperyal. Ve sizin bu hiyerarşide yukarıya çıkmanızın yolu ancak içeride hukuk ve demokrasiyi tahkim etmekle olur. Tabii ki her ülke o hiyerarşide yukarı çıkmak ister ama bunu emperyal olduğu için değil, sadece o ülkedeki bütün vatandaşları daha özgür, daha refah yaşasın diye yapar bunu. Tabii ki ulusal çıkar dediğimiz hikaye de var ama bugün şöyle bitireyim ben. Bugün Doğu Akdeniz'de ya da uluslararası ilişkilerde siyasi iktidarın bize ulusal çıkar diye dayattığı hiçbir şey ulusal çıkar değil. Sadece siyasi iktidarın siyasi ömrünü uzatmak için yaptığı siyasi yanlış siyasal tercihlerin sonuçları. Ve ne yazık ki bizim muhalefet partileri de böyle bir ulusal çıkar, o da işte o büyük anlatı, çünkü o kelime de ona uyan bir şey. Bu laf geldiği zaman işte Suriye'de gördük değil mi, Ekim ayının başında asker gönderme, ne oldu? Biz siyasi iktidarın yanındayız. Ama yanlış.
Yanlış olduğunu sen de biliyorsun. Operasyon başladı. Amerikalı geldi. 9 gün sonra 8. gün daha kim gelse bu bitmez dedi. Amerika Dışişleri Bakanı geldi. Ertesi gün bitirildi. Neresi ulusal çıkar? Rezillikten başka ne bu? Ve bizim muhalefette ulusal çıkar. Dış politikamız nasıl olsa bu bir ulusal çıkardır diye hissedersiniz. Ben hikayeyi biraz geriye sarmak istiyorum. Çünkü hani bu 7-8 yıllık özellikle yoğunlaşan bu dış politika hatalarının sebebi çok daha gerilerde yatıyor. Zihniyette yatıyor. Az önce üstadların da bahsettiği gibi ama şöyle bir şey var. Şimdi 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda biz ilkokullarda, ortaokullardan itibaren o dönemi, o tarihi çok iyi anlatamadığımız için ve sonraki gelen kuşaklarda da aynı şekilde bu devam ettiği için bugünlere biz geldik. Şöyle, hep böyle işte kazanılan savaşlarla, işte böyle bir hamasetle tarih anlatımına sahip olduğumuz için gerçeğin ne olduğunu da çok bilemiyoruz. İktidar özellikle son dönemlerde şimdi bir de uyanışı eklediler. Şimdi işte diriliş, kuruluş, uyanış. Bence bunların ülkeye bir faydası yok. Orada kılıç kalkanla böyle duyguları besleyerek bizim milletimizin de milli ve dini duyguları coşkun. İnsanları yanlış yönlendirmek istiyorlar ama esas çekilmesi gereken dizi veya film yıkılış. Yani biz nasıl yıkıldık? Biz nasıl bu hale geldik? Şimdi 1912'den 1922'ye kadar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve o dönem yaşayan insanlar savaştı. 10 yıl aralıksız bu memleket savaştı. Balkan Harbi bitti, Birinci Cihan Harbi bitti, İstiklal Harbi ve kaç cephede savaştık, kaç milletle savaştık, kaç mezheple savaştık. Ve bu insanlar cepheden cepheye koşarken ya silah arkadaşlarını kaybettiler ya vatan toprağı dedikleri yerleri kaybettiler. Ve bu işin neticesinde Cumhuriyeti o binbir zorlukla kurduktan sonra kutlamaya bile zoraki olarak dillerin ucuyla tenezzül ettikleri Cumhuriyeti kurarken de çok muazzam bir dış politika paradigması geliştirdiler. Bu paradigma bu bütün bu yaşanmış 10 yılın tecrübesiyle hem o savaş meydanlarının hem o işte 1908 işte o dönemki ihtilalin 2. Meşrutiyet'in öncesindeki Osmanlı'nın da aradığı o çıkış yollarından kaynaklı olarak çok büyük bir tecrübeye dayanıyordu. Neydi bu? Bunun daha doğrusu somut örnekleriyle ben vereyim. İşin çok felsefesine girmeyeyim. Şimdi 1934'te Balkan Antantı'yla, işte 1937 Sadabat Paktı'yla, işte 2. Dünya Savaşı'na o kadar fiziki imkanları ve ekonomik durumu zayıf olan bir ülkenin, o kadar büyük devletlerin baskısına direnerek 2. Dünya Savaşı'na diplomasiyle girmemeyi başarmasıyla, Orta Doğu'da yaşıyoruz, burası bir bataklık. Bin tane mezhep var, bin tane başka ırk var, o var, bu var. Böyle bir durumda sürekli 50 yıldır savaş, İran-Irak savaşı olmuş, 67'de 6 gün savaşları olmuş, 50'lerde Süveyş krizi olmuş. Bunların hepsinden bu devleti koruyarak 90 yıl getirdi bu paradigma. 9 yıla yıktılar. Bak, 90 yıllık bir paradigmayı, ülkeyi, bu bütün bu hercümerçten, bütün bu savaşlardan, bütün bu kaoslardan koruyan 90 yıllık paradigmayı 9 yılda ya yazık günah değil mi? 9 yılda yıktılar. Ve bunu yaparken sığındıkları düşünceler, işte ne Osmanlıcılık ve özellikle MHP'yi de yanına alarak bu ne Osmanlıcılığı, ihvancılık ve Turancılıkla besleyerek ortaya bir şey çıkarttılar, bir paradigma çıkarttılar. Buna ne kadar paradigma denir bilmiyorum. Ama kardeşim tarihi, kendi tarihinizi, kendinden kastım şu, hani milliyetçi muhafazakarların okumak istediği tarihe baktığın zaman da zaten biz bunları denemişiz. 1900'lerin başından itibaren Osmanlı yıkılmama adına, ayakta kalabilme adına İslamcılığı denemiş. Sonrasında İttihat Terakki gelmiş, Turancılığı denemiş. Önce Osmanlıcılığı denemiş, olmadı Turancılığı denemiş. Olmamış. Cumhuriyet de zaten az önce bahsettim, bu olmayanlar üzerine inşa edilmiş. O yüzden de demiş ki kardeşim burası bataklık. Ya Zeytin Dağı'nı okursanız Cemal Paşa'nın hayal kırıklığını görürsünüz. Yani Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmayan insanlar bu insanlar. Ama oradan yedikleri hançer o kadar derin hayal kırıklıkları yaratıyor ki. O yüzden diyorlar ki ha tamam burası kardeşim bataklık. Burası artık modern dünyanın inşasında el etek çekilecek bir yer. Ve öyle muazzam
olaylar mesela şimdi Balkan Antantı o kadar muazzam bir şey ki şu an sorunlu olduğumuz Yunanistan ve Balkanlarla çok güzel bir şekilde sulhe giriyorsun. Sadabat Paktı'yla doğuyu alıyorsun. İkinci Dünya Savaşı'nda diyorum o diplomasiyle o cehennemin içerisine girmiyorsun. Ve 50-60 yıldır Orta Doğu'da hiçbir olaya girmeden bu işi yapıyorsun. Onu geçtim. Hani diyorlar ya bunlar toprak alma, toprak vesaire. Ya 1939'da tek kurşun atmadan Hatay'ı aldı ya bu diplomasi. Tek kurşun atmadan Hatay'ı aldık biz. Nereden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Şimdi biz bugün geliyoruz. İşte Doğu Akdeniz'de ne olacak? Şimdi Doğu Akdeniz'de içinde düştüğümüz sıkıntının sebebi Libya'da. Onun sebebi Suriye'de. Onun sebebi de söylediğim bu bakış açısında. Zincirleme. Tabii ki. Şimdi siz şimdi bir yandan ideolojiden bahsediyorlar. Bir yandan da aslında aşırı opportunistler. Hiç ideolojilerine öyle bağlı değiller. Kardeşim Doğu Türkistan'da soykırım oluyor şu an. Değil mi? Sizin soydaşlarınız hani Turancılıktan bahsediyorlar ya, sizin soydaşlarınız orada soykırıma uğruyor. Bütün o batı emperyalist dediğiniz ülkeler dahi bu soykırımı görmüş. Sizin din kardeşleriniz, hani diyorlar ya işte Suriye, işte Muhacir Ensar falan filan. Sizin din kardeşleriniz orada soykırıma uğruyorlar. Neredesiniz? Yoksunuz. Çünkü sizin milli dini duygularınız sizin çıkarlarınızın menzilinde bitiyor. Yani sizin milli dini duygularınızın menzili çıkarlarınızın olduğu yere kadar. Onun dışında bir yere uzamıyor, gitmiyor. O kadar opportunistler ki. Şimdi Suriye meselesinde, şimdi Baba Esad 82'de Hama'da İhvan'ı kılıçtan geçirdi. Sen Oğul Esad'la, aynı zihniyetteki Oğul Esad'la yatta gezdin. Ondan sonra gittin bu sefer başka bir şeyin peşine düşerek orada bu sefer Esad'la kanlı bıçaklı oldun. Şimdi ben yatta gezmeyi eleştirmiyorum. Gayet... Şimdi bakın devletlerin duygusal refleks verme gibi bir durumları söz konusu olamaz. Devletlerin akılları olur. Devletler daima var olan durumu real politikte değerlendirirler. Şimdi diyorlar ki biz Libya'da işte meşru şeyle tanınan yerle anlaşma imzaladık. Tamam da temsilciler meclisi de meşru olarak tanınıyor ki. Sadece mutabakat hükümeti tanınmıyor ki. Ve aynı zamanda real politikte meşru olmak sana hak getirmeyebilir, kazandırmayabilir. Şimdi siz tutuyorsunuz, yine ideolojik olarak, az önce ideolojinin sığlığını gösterdim aslında. Şimdi Mısır'la biz düşmanız, İsrail'de elçilik yok, Mısır'da elçilik yok. Bizim bundan 15 yıl önce Mısır ve İsrail'deki elçiliklerimiz bugün olsa, biz Yunanistan'ın onlarla yaptığı anlaşmaları biz imzalamış olacağız. Biz imzalamış olacağız. Üstüne Libya'yla yaptığın anlaşma da pastadaki çilek olacak. O zaman kıpırdasın kıpırdayabiliyorsa Yunanistan Doğu Akdeniz'de. Milliyetçilikse al sana milliyetçilik. Çok basit bir denklem ya. Diyorum ya Mısır'la İsrail'le biz husumete girmeseydik anlaşmaları bunlar bizimle imzalayacaklardı. Ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de kılını kıpırdatamayacaktı zaten. Bugün yalnız kalan orası. Tabii ki. Şimdi bunu gördüğünüz zaman bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman yani ya böyle devlet yönetilir mi? Ya bu bir devlet yönetimi değil. Bu kendilerinin kişisel iktidarlarını ayakta tutabilme adına bizim milletimizin coşkun olan milli dini duygularını şovenizm ve demagojiyle sömürerek muhalefetinde az önce bahsedilen husus, muhalefette hamasete yenik düşünce, bu zulmü ve hukuksuzlukları meşrulaştırınca bunu da fırsat bilip bu şekilde siyaset yapıyorlar. Burada benim esas kızdığım aslında iktidar değil. Bu siyaset İktidarın, hiçbir şey üretemeyen iktidarın ayakta kalabilme adına, tabanını konsolide edebilme adına yürüttüğü bir süreç. Kendi için, kendi olduğu yerden devletin çıkarlarına ve ülkenin çıkarlarına ters ama kendi çıkarlarına uygun. Ama muhalefet neden buna vagon oluyor? Ben bunu anlamıyorum kardeşim ya. Yani bu adamların yazdığı, iktidarın yazdığı her senaryoya figüran oluyorlar. Ya burada size düşen, eğer gerçekten vatanseverseniz, eğer gerçekten milli menfaatlerimizi düşünüyorsanız siz çıkacaksınız halka diyeceksiniz ki Suriye'deki savaş da bizim aleyhimize Esad'la masaya oturmamız lazım. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de de mevcut olan bütün aktörlerle masaya oturmamız, Mısır'la ilişkileri geliştirmemiz, İsrail'le ilişkileri geliştirmemiz lazım diyeceksiniz. Şimdi bunu derseniz işte onu dersek aman işte bunlar bizi alır halkın önüne atarsa işte inanın muhafazakar seçmen 3 gün kızar 4. gün gerçeği görür. Gerçeği gördükten sonra da sizi bağrına basar bu bir. İkincisi bizim ama daha doğrusu sizin amacınız muhalefet olarak bir şekilde iktidar olabilmek mi?
hani devlet gitmiş, ortada bir şey kalmamış, her şey çökmüş o halde iktidar olabilmek mi? Yoksa gerçekten bu milletin, bu devletin gelecek olarak beka anlamında bunu koruyabilmek mi? Bu hakları koruyabilmek mi? Muhalefetin bu sorulara cevap vermesi lazım kendi içerisinde. Yine çuvaldız metaforu. Bu cepheye ne daha söyleyeceksiniz? Ya burada tabii şöyle bir şey. Aslında ben orada bir şeye de katılmayarak söyleyeyim. Ya cepheler açmaya gerek yok. Yani bizim bölge, bizim coğrafyamızda şimdi gerçekten baktığımızda 1950'den bu yana ya bu coğrafyada düşmanlaştırma üzerine alınabilecek bir sonuç yok. Bakın savaşı şu anda kesinlikle. Savaşı kim yapıyor? Bekaret savaşları var ya. Dünyada göğüs göğüse savaş yok. Yani bir, hukukun üstünlüğü kabul eden ülkeler ne yapıyorlar? İç savaşlarını duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri vekaletler üzerinden savaştırıyor. Bir kere bunu görmemiz lazım. Yani klasik söylemi terk etmek zorundayız. Yani öyle bir yaklaşım var ki, yani güçlü devleti güçlü orduyla özdeşleştiriyorlar. Hayır, dünya değişti. Ya 2020'de güçlü ordu üzerinden bir dünya şekillenmiyor. Sahada en fazla danışman komutan görüyoruz artık. Ya tabii, çünkü yani ya şimdi ya bu şu Orta Doğu'da ya Afganistan dahil doğrudan savaşan güçlerin sayısı son derece az. İdlib'deki cihatçılar kimin cihatçısı? Suriyeli cihatçılar değil yani. Balkanlardan gelmiş, Kafkaslardan gelmiş, Avrupa'dan gelmiş. Şimdi Libya'dalar. Şimdi bakın bir kere yani bunu görebilmemiz lazım. Ya savaş söylemiyle, militarist söylemlerle dünyayı çözmek mümkün değil. Dünyada iki şey öne çıkmış durumda. Bir tanesi hukuk, ikincisi bilimi kullananlar. Yapay zekayı kullanıyor, iletişimi kullanıyor. Ya dünyaya şu anda hakim olan üretim ilişkileri değişmiş. Şirketlerin profili değişmiş. Dünyanın en iyi 10 şirketinin 7 tanesi bilişim şirketi. Bilişim şirketinde yazılım. Senin bütün neydi yazılım. Hocam yeni dizi? Uyanış. Tabii. Sen de uyanışı yapıyorsun Selçukluları. Evet. Yani tarihi tabii. Geriye sarıyorlar geriye şimdi. Niye? Çünkü şöyle bir iş bakın. Yakında bu geri, şöyle bir şey geride kalmış. Türkler nasıl Müslüman oldu? Muhtemelen gelir. Kalasa kadar çünkü giderler. Şöyle bir iş. İşte. O yüzden de gerçekten çuvaldızı herkese batırmak gerekiyor. Yani mevcut iktidar çözümsüzlükten dolayı kendi tarihini yazmaya çalışıyor. Kendi tarihinde söylem klasik. Yani o anlamıyla yeni dizinin ismi Uyanış oluyor. Yani oysa uyanışın şeyi şu, kardeşim hukuku uygulamaktan geçiyor, bilişimi geliştirmekten geçiyor, bilimi kullanmaktan geçiyor. Bakın Erdoğan'ın kardeşim Elbeşir ne oldu Ömer Elbeşir? Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Din ve devlet işleri ayrıldı. Ayrıldı. Yani Sudan'da. Şimdi Sudan laikliğe doğru yürürken sen laiklikten uzaklaşıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni, sevgili Gürkan kardeşimin söylediği önemli bir nokta var. Türkiye Cumhuriyeti'ni 1920 sonrası bölgede etkin yapan iki önemli neden var ya. Bir tanesi Cumhuriyet, diğeri laiklik vurgusudur. Çok doğru. Yani mevcut İslami coğrafyaya baktığınızda bütün tartışmalara rağmen Türkiye'nin halen onlara göre ileride olmasının bir tek nedeni var ya. Yani sonuçta Cumhuriyet'e bütün tartışmalara rağmen, 200 yıllık demokrasi tartışmalarına rağmen demokrasi ve laiklik kültürü. Şimdi bunlar çok hafif anlayacak işler değil. O anlamıyla da yani bizim bir kere kendimizi bu tartışmadan dışarı alıp yukarıdan bakabilme becerimiz olması lazım. Türkiye'nin bu bölgede etkin olma şansı var. Şimdi bizim Yunanistan'la düşman olmamızı gerektiren ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yunanistan'da ırkçı eğilimler var mı? Tereddütsüz var. Yani bizde nasıl varsa Yunanistan'da da var. Yani mega ideali bugün Yunanistan'da da bir takım güçler tarafından telaffuz ediyor. İktidardaki mevcut Yeni Demokrasi Partisi de bir biçimde bunu kullanıyor. Yunanistan'daki ırkçı, faşizan partiler de bunu kullanıyor. Ama kullanmayanlar var. Bakın bugün bir anket yayınlandı, bir kamuoyu araştırması yayınlandı. Yunanistan'daki vatandaşların %69'u diyalog istiyor. Şimdi %69'da bizden diyalog isteyen çıksa ne olur? Bu kadar savaşı bu kadar öne çıkarma şansı olabilir mi? Orta yerde yani alim olmaya gerek yok. 3 şık var ya. Birisi savaş, 2 gerilimi tırmandırmak, mümkün olduğu kadar da bunu şey yapmak, büyütmek, köpürtmek. Üçüncüsü, ya diğer alternatif kimsenin aklına getirilmek istemiyor. Barış. Yani diğer alternatife yüklenmemiz lazım. Yani bugün Yunanistan'da %69'luk bir kesim Türkiye ile bu işi diyalogla çözmemiz gerekir diyorsa Türkiye'de, ki önemlidir bu, Türkiye'de bunu geliştirmek lazım. Mesela şöyle bir yaklaşım oluyor Türkiye'de propaganda düzeyinde. Ya Yunanistan'da şu anda ana muhalefet partisi Syriza, PASO ve Yunanistan Komünist Partisi, ki Yunanistan Komünist Partisi de %5'lik bir partidir. Yani öyle çok
küçük bir parti değildir. Meclisi 15 milletvekiliyle temsil ediyor. Ya bunlar sonuçta bu gerilimin düşürülmesi noktasında tavır alıyorlar. Şimdi bizde de belli bir refleksin ortaya çıkması lazım. Bu refleks Türkiye'yi büyütür. Türkiye'yi büyütür ve bölge açısından. Şimdi diyelim ki Doğu Akdeniz'de doğalgaz rezervlerinin bulunması ne bize ne Yunanistan'a zarar olur. Yani basit basit mantık yürüttüğümüzde de yani çatışma yerine alanı paylaşsak ne olur? Şimdi ama sen şöyle düşününce bütün dünyanın çatışmalar üzerine kurunca dün Lozan'la dalga geçiyorlardı. Mevcut iktidar Lozan'ı önemsemiyordu. Lozan'la ilgili dünya kadar şey vardı. Lozan'da dayatma deniyordu. Tabii. Şimdi ya bugün Lozan'ın telaffuz edilmesinin bir tek nedeni var. Lozan'da genel bir çerçeve çizilmiş. Evet 12 bin ile ilgili tartışma dün de vardı, bugün de var. Eğer biz bir uzlaşma zemini, ortak bir masa yaratamadığımız sürece yarın da olacaktır. Ama akılcı olan şu, bizim de bu anlamıyla savaş değil barışı önceleyen, bunu öne çıkaran siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle, gazetecisiyle, yazarıyla bunu öne çıkardığımızda bakın şöyle bir tablo ortaya çıkabilir çok rahat ya. Ya bu bölgede mesela bir barış konferansı niye toplanmasın? Yani Orta Doğu'da böyle bir konferans toplanabilir, bölgede de toplanabilir. Şimdi belli gerçekleri unutmamamız gerekiyor. Yani olaya şöyle bakamayız. Mesela Yunanistan yaklaşımında hep o var. Yunanistan kim ki ya? 10 milyonluk bir nüfus. Şöyle yapsak bunları boğarız. Böyle bir dünya yok artık. Yani sonuçta Yunanistan dediğinizde yani bunun korkuyla ya da cesaretle alakası yok. Akılla alakası olması lazım. Yani Avrupa Birliği'nin tavrı, uluslararası emperyalist güçlerin tavrını unutmamak gerekiyor. Ama şimdi bu sorunu bizim akılla çözmemiz lazım. Bölgede aklı öne çıkaran bir yaklaşıma ihtiyaç var. Akıl öne çıktığında bölgenin kaynakları kime yarar? Bize yarar. Bakın şu anda Doğu Akdeniz'le ilgili hamlelerde Türkiye bütçesinden ne kadar para harcandığını bilen var mı? Yok. Yani Türkiye'de kriz var, ekonomik kriz var. Pandemi bu krizi daha da tetikledi. Şimdi sen normal ülkenin kaynaklarını yalnızca hamaset üzerine kurulu ve kendi yani o anlamıyla Türkiye'deki mevcut kendi şeyine seçmen kitleni konsolide etmek için harcayamazsın. Yapılması gereken son derece açık. Yapılması gereken şudur. Libya meselesi de. Yani bu kadar konuşuldu. Libya'da da taraflar dediğin aşiretler var ya. Vekalet savaşı yürüyor. Yani Rusya'nın paralı askerleriyle İdlib'den, Suriye'den götürülen paralı askerler çarpışıyor. Böyle bir gerçeklik var. Burada sorgulanması gereken şu. Yani bu politikaların zeminini kim yarattı? Mevcut iktidar yarattı. Yani Libya'da, Libya bugüne kadar Kaddafi'nin Türkiye'ye ve Türkiye'ye yönelik bir düşmanlığını kim söyleyebilir? Libya'nın, yani hem Kaddafi'nin hem de Libya'nın hükümet olarak şeyi yok. İzmir'i NATO üstüne kim çevirdi Libya'nın bombalanmasında? Şimdi bunların hepsini unutturuyorlar. Bu nedenle bunları hatırlatmak lazım ama esas hatırlatılması gereken şey şu. Yani dünle ilgili böyle gerçeklikler var gerçekten. Ama bu ülkede gerçekten toplumsal vicdanı yeniden hareketlendirmek barışı öncelemekten geçiyor. Yani şimdi bazen Türkiye'de bazı işler küçümseniyor ama ya Türkiye'de solcular Kore'den bu yana savaşa tavır alıyorlar. Yani Behice Boranlar 1950'de ya Türk askerinin Mehmetçiğin Kore'de ne işi var diye sorduklarında 18 ay ceza aldılar. Niye aldılar? Çünkü Kore'de Türk Mehmetçiğin işi yok diyorlardı. Ki doğru yani, doğru bir yaklaşım. Yani şimdi biz dün Suriye'de bizim ne işimiz var dediğimizde bizimle dalga geçiyorlardı. Libya'da ne işimiz var diye. Evet Türk askeri Libya'da ne işi var? Bugün bu dünyada bakın geçtiğimiz yıl dünyada silahlanmaya harcanma bütçesinin toplamı 1 trilyon 800 milyar dolar. Ve ilk 5 ülke kim? Bakın böyle bakmamız lazım. Bizi izleyenlerin de bunu gerçekten kendi bilinçlerinden, kendi akıl süzgeçlerinden geçirmesi lazım. Bakın dünyada silahlanmayı elinde tutan 5 ülkenin toplam bütçedeki payı %75 ya. Amerika Birleşik Devletleri %36 ile, Rusya %21 ile, Fransa %7 ile, Almanya %6 ile, Çin %5 ile bu pazarı elinde tutuyor. Şimdi bunlar kim? Bunlara emperyalist ülkeler baktığında. Şimdi ben silahı nereden alıyorum? Şimdi bizimkiler övünüyor ya, biz ihracatla yapıyoruz şu anda. İhracattaki toplam şey 1006.
Ama o da altımızdaki ülkelere, biz de işte Sudan'a, yani Afrika aynen, ülkelerine tabii. falan yani. Şimdi şöyle İHA'yı, BİHA'yı, SİHA'yı yapıyoruz diyorlar. Vallahi bugün İHA'yı ve SİHA'yı yapmayan yok. Kaldı ki motorunu dışarıdan alıyorsun zaten. Yani esas şeyi, aklı şeyden alıyorsun, yine dışarıdan alıyorsun. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden bu örnekleri veriyorum. Şimdi bu gerçekliği göreceğiz. Sen sonuçta NATO üyesi olduğu için bütçenin %2'sini NATO'ya ayırıyorsun. Kafadan silahlanmaya ayırıyorsun. Ya mecbur muyuz silahlanmaya ayırma? Tartışmanın şuraya doğru evrilmesi lazım. Yani şimdi biz masayı genişleteceğiz. Biz İsrail'de dahil olmak üzere bölgedeki bütün ülkelerle masaya otururuz. Masaya otururuz ve bu işleri barışın çözeriz. Şimdi mesela bu eğilimi güçlendirsek, bu eğilim, o yüzden Yunanistan'daki araştırma sonucunu örnek verdim. Bu eğilimi güçlendirirsek başka bir yere doğru evrilebiliriz. Ya öyle bir şeyi dayatıyorlar ki bize. Yani iktidar onu yapıyor. 18 yıldır ya. Her söyledikleri kanun hükmünde kararname gibi. Her söyledikleri doğruymuş gibi. Yani bizi öyle bir ideolojik politik baskı altına alıyorlar ki. Ya bunun dışında söylediğinde kardeşim kavramları da oraya getirdiler. Hainsin. Bunu söylediğinde Türkiye düşmanısın. Türkiye'yi sevmiyorsun. Bunu söylediğinde bilmem nerenin. Yok böyle bir şey. Yani eğer yurtseverlik yarıştırılacaksa bana göre yurtseverliği buralarda aramak lazım. Yurtseverlik Türkiye'nin o anlamıyla bütün çıkarlarını savunmak yurtseverliktir. Yani buradaki silahlanmada kimin ne pay aldığı yarın iktidarda iyisin göreceğiz. Yani hatırlatmakta yarar var. 1980 12 Eylül darbesini yapan generallerin kimden ne kadar rüşvet aldığını biz hatırlıyoruz. Bu işlerde de benzer bir şey var. O yüzden de yani barışı önceleyen, yani barışın afaki bir şey olmadığını, barışın yalnızca işte hayali bir yaklaşım olmadığını bizim öne çıkarabilmemiz gerekiyor. Bunu çıkarabilirsek, bakın doğru öneriler var. Yani Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuralım önerileri var. Son derece doğru öneri bu. Yani sen sonuçta bölgede aynen. kardeşim Irak'la, İran'la, Suriye'yle yan yana gelmeden olmaz. Bu coğrafyada 3 tane önemli başkent var. Hadi dördüncüyle koyayım. Yani Ankara'nın dışında 3 tane önemli başkent var. Kahire önemli başkenttir. Şam önemli başkenttir. Tahran önemli başkenttir. Sen bunları yok sayarak politika üretemezsin. Orada da bizi kandırıyorlar. Bir hayal yaratmaya çalışıyorlar. Osmanlı'dan bu yana bu bölgelerde öyle Türkiye'nin kafadan önceliğini sağlayan siz öncüsünüz kardeşim, sizi çok seviyoruz diye bir yaklaşım yok. Yani senin yalnızlaşmanı sorgulamanın yeri buralarda geçiyor. Şimdi o anlamıyla yani gerçekten gözlerimizi kapatalım bir şey kuralım ya. Yani Bağdat'la, Tahran'la, Kahire'yle, Şam'la Ankara masaya oturduğunda başka bir Türkiye olur. Atina'yla da oturduğunda başka bir Türkiye olur. Yani bunu sağlayabilecek bir politik hattı oluşturmak lazım. Ve bana göre Türkiye'nin nasıl çıkardığı buradadır. Cumhuriyet'in politika hattı buydu işte. Cumhuriyet'in oluşturmaya çalıştığı, o 1923'te kurduğu paradigmanın neticesi buydu. Zaten mevcut iktidar da ilk 5-6 yılında bu paradigmayla hareket etti. Yani bölgedeki bu ateş hattında savaşan iki ülkenin ilk başvurduğu ülke Türkiye'ydi. Barışabilme adına. Çok kıymetliydi bu. Çok anahtar bir roldeydi. İşte bunu kaybettik. Ve burada şöyle bir şey, bir ek daha yapayım şimdi hatırlattığın için. Ya şimdi mesela 1934'te Ayasofya'nın müzeye dönüştürmesini eleştiriyorlar. Ya öngörü var ortada ya, bunu görüştüyse ya. Ortada bir öngörü var, barışa yönelik bir öngörü var. Diyor ki, yani onu mesela korkaklık olarak nitelendiriyorlar. Korkaklık değil. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşa girmemesinde, 2. Dünya Savaşı'nda önemli bir rolü var. Ya sen, sonuçta sen Ayasofya üzerinden farklı kimliklerin, farklı etnik kimliklerin, inanç kimliklerinin yan yana olabileceğini, oradan bir barış mesajı verebileceğini gösteriyorsun. Ve hamle doğru bir hamle yani çok baktığında. Doğru. Şimdi bu hamleyi sen geriye çekiyorsun. Yani yalnızca iç politika oynamak için tekrar büyük şeylerle böyle büyük gösterilerle Ayasofya'yı açtım diye övünüyorsun. Türk'ün Türk'e, Müslüman'ın Müslüman'a propaganda yapma dönemi bitmiştir. Etkin olacaksak kafamızı kaldıracağız. Hukuku ve evrensel ilkeleri göreceğiz. İç siyaset malzemesi dedi. Yavaş yavaş konuyu bu seçim meselesine de getirmek istiyorum. Ekleyeceğiniz varsa lütfen ya ekleyin ama. Ekleyeceğim aslında şey, burada belki hani ben ilk turda hani muhalefete yönelik de eleştiriler şey yaptım maddi olarak ama gerçekten burada muhalefet her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi hani bu biraz önce Necdet'in ifade ettiği yani Orbit, Orta Doğu İşbirliği Teşkilatı'yla hani çevre ülkelerle konuşma, hani Libya konusunda hani taraflarla
uzlaşma, müzakere. Yine aynı şekilde İsrail ve Suriye, İsrail ve Mısır'a büyükelçi atanması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi aslında girişimleri ve talepleri var. Ama bütün mesele de sadece bunları talep düzeyinde değil, bunların siyasetini, daha doğrusu bunun siyasetini güçlü bir şekilde yapmak. Çünkü benim oradaki bir şeyim de şu, biraz daha çekingen. Oysa mesela bu hani PKK ya da HDP ile yan yana gelmemesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile yan yana gelme konusunda olabildiği ölçüde dikkatli olsa da Erdoğan olsa da olmasa da zaten yan yanasınız diyor. Yani bunun belki bir şeyini satın alıp bu politikadaki doğru önerilerin, nitekim hani kurultayda da Kemal Bey'in hani ikinci yüzyıl konuşmasında da aslında bunlar detaylı bir biçimde açıklandı. Evet. Aslında onun siyasetini kamusal alanda daha güçlü bir biçimde yapmak ve gerçekten sadece dış dünyaya yönelik değil, içeride de diğer toplumsal kesimlere bunu daha güçlü bir şekilde dillendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Maddeleri sayayım. Pandemi süreci, kötü yönetiliyor, iyi yönetiliyor tartışması. Doğu Akdeniz özelinde dış politika, diğer yandan ekonomik kriz hali. Tüm bunları sıraladığımızda hep denir işte faturanın kesileceği yer bellidir. Tarihi belli midir? Gerçekten bekliyor musunuz erken seçim? Ya erken seçim şöyle bir şey. Bu geçtiğimiz pandemiye kadar şöyleydi. Muhalefetin bir erken seçim beklentisi vardı. Muhalefetten gelebileceği düşünülen bir seçimi muhalefet istiyordu. Fakat bu pandemiden sonra hem pandeminin kötü yönetilmesi, aynı zamanda ekonomik krizin ağırlaşmasından dolayı şimdi iktidarın ya da dış politikadaki yalnızlaşma da bunun şeyi. Çünkü ekonomi gerçekten giderek ağırlaşıyor ve zaman geçtikçe de bunun maliyeti dediğiniz gibi onların da beklentisi iktidara kesilmesi yönünde. Bunun yanında yine zaman geçtikçe bu diğer kurulan iki partinin kuruluşlarını tamamlaması, Deva ve Gelecek. Yani Deva ve Gelecek Partisi'nin hani seçime katılabilecek olmaları yine onlar için bir risk. Ama ben başından beri bu erken seçim meselesinde Erdoğan 2023'e kadar seçim olmayacak dedi. 3 yıllık bir hükümet sistemi olduğunu söyledi. Ben buradaki kritik partinin MHP olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü, masayı yine devirebilir Sayın Bahçeli. Evet, MHP çünkü bugüne kadar yani bundan sonraki seçimlerde hani 2002 seçiminde de 2007 seçiminde de bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde de en belirgin güç oldu. Ve neredeyse siyaseten hiçbir sorumluluk almadan pek çok yetkiyi özellikle bürokrasik anlamında özellikle ihaleler anlamında gerçekten şu anda siyasetin en büyük ortağı ve siyasi riski neredeyse yok. Ama oradaki risk şöyle bir şey var. Yine bu da kamuoyu araştırmalarına şöyle yansıyor. Bu geçtiğimiz 3 aya kadar yani bu Ayasofya gibi falan bu aradaki kırılmaları devre dışı bıraktığımız zaman şöyle bir denklem vardı. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy oranı aşağı yukarı değişmiyordu. Fakat ittifak içinde özellikle Cumhur İttifakı'nda oy geçişkenliği AKP'den MHP'ye doğru vardı 3 ay öncesine kadar. Yani pandemi sürecinin böyle Nisan'a kadar. Fakat Nisan ayından itibaren, gerçi Nisan'da Mayıs'ta çok araştırma yapılmadı bildiğim kadarıyla ama sonra yapılan araştırmalarda da Cumhur İttifakı'nın da oyunun kümülatif olarak düştüğü ve bu düşüşten AKP'ye kadar MHP'nin de etkilendi. Yani oyunun düşmesi MHP için büyük bir risk. Nitekim yapılan araştırmalarda %10'un üzerinde gözüküyor olsa bile, yani MHP için söylüyorum, AKP en son 39.7 ya da 39.9'du. Bu Ayasofya dahil edilmiş bir şey. Dolayısıyla da ben orada MHP'nin artık bu maliyeti katlanmama riskinin ve bir de şöyle bir şey var. Hani erken seçim talebi otomatik olarak onu muhalefette bir yani dışlanmış olsa da muhalefette bir yere konumlar. O açıdan ben hani böyle bir erken seçim hamlesi gelecekse de ben bunun siyasi iktidardan yani AK Parti'den ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyade zaten AK Parti diye bir partiden siyaseten bahsetmek de mümkün. Kurumsal olarak evet bir parti ama bir şirketten bahsetmek mümkün o açıdan. AK Parti'ye çok siyasi parti demeyi ben siyaset bilimcisi tırnak içinde o kimliğimden ziyade değil ama öyle bir baktığım zaman o tarifi bir haksızlık olarak görüyorum. Kurumsal olarak öyle olsa bile ben böyle bir sürpriz gelecekse de bunun ben MHP tarafından geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ya da çok taşınamazsa artık yani gerçekten ekonomik kriz yani şöyle söylüyorlar bu tabii ki bizim hepimizin içinde yer alır hani böyle bir şeyin olması hani döviz fiyatlarının birdenbire
beklenenin, çünkü şöyle bir şey, bu yükseliş eğilimi devam edecek dövizdeki ama böyle yavaş yavaş değil, işte şimdi 7.40'larda bu hafta muhtemelen 7.50'yi test edecek ama bir gün kalktığımızda ya da bir gece uyuduğumuzda bunun işte Doğu Asya'dan başlayacak hani işlemlerle birlikte bir anda 8, 9 hatta 10 olması ihtimali olmaz. Bile konuşuluyor. Bu aslında bizim yani şu değişiklikte bile hani kişi başı milli gelirimizin neredeyse 2006'ya düştüğünü düşündüğünüz zaman yani 2020 beklentisi 7706 dolar kişi başı değişiklik. Bu hepimizin biraz daha fakirleşmesi demek. O yüzden biz evet bu ülkenin doğal gaz kaynağı bulmasına tabii ki seviniyoruz ama bu tek başına bizi zengin yapmaz. Biz tabii ki dövizin yükselmesine üzülüyoruz. Çünkü bu bizi ister etkilenelim ister etkilenmeyelim ki hepimiz etkileniyoruz. Az ya da çok fakirleştiriyor. Son 10 dakika 5-5 süre vermek durumundayım. Hı. Erken seçim Bahçeli masayı devirir mi diye bırakayım ortaya soruyor. Bahçeli masayı devirir mi? 2002'de aslında o zamanki koalisyonunda işler yavaş yavaş rayına girerken İşte Kemal Derviş'in politikası, uyguladığı ekonomik getirileriyle birlikte yavaş yavaş lehlerine doğru da gidiyordu. Ama hiç beklenmeyen bir zamanda masaya vuruverdi Sayın Bahçeli. O yüzden... Araya bir soru sıkıştırayım. Masayı devirirse sonradan olacaklarına ilişkin hiç senaryoları konuşmuyoruz. Örneğin MHP aynı şekilde varlığını devam ettirebilir mi? Bence ettirir. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anki koalisyon öyle bir nimet ki MHP için. Yani koalisyonun bütün nimetlerinden faydalanıyorsun ama hiçbir hukuki sorumluluğun yok. Bütün kararların altında imzası olan iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'nin şimdiki yapılan sözleşmelerden veyahut da yanlış politikalardan içeride veya dışarıda hukuken hiçbir sorumluluğu yok. Ve hani bunu da masaya vurarken çok rahat masaya vurur. Çünkü bundan 5 yıl önce birbirleriyle karşılıklı olarak yaptıkları siyasette hiçbir siyasetçinin karşı, yani Çiller, Mesut Yılmaz bile o kadar birbirine karşı hakaret, hamiz ve sert söylemlerde bulunmamıştı. Bulunuyorlardı ama bugün başka bir resim veriyorlar bize. Yarın da yine başka bir resim verebilir. Bunun altını doldurabilir Sayın Bahçeli. Çünkü o açıdan da bayağı yetenekli. Çok rahat bir şekilde doldurup masaya vurup yoluna devam edebilir. Bu her zaman benim için bir olasılık. Lakin burada yine ben muhalefetten bahsetmek istiyorum. Çünkü bir olası bir erken seçime muhalefetin hazır olmadığını düşünüyorum. Ben burada esas sıkıntı bu. İktidarı bence cezbedecek olan da erken seçime dair bu. Muhalefet hazır değil. Muhalefetin henüz bir araya gelmeye cesareti yok. Henüz bir araya net bir şekilde, şeffaf bir şekilde bir araya gelmeye cesareti yok. Yerel iktidarlık bir güçlendirici nüve olmadı mı? Orada bayağı mesafe alınmış durumda. Ben itiraz ediyorum aslında muhalefet. Ben yerel iktidar konusundan sorayım. Yerel iktidar bir güçlendirici hamle olmadı mı bu aşamada? Yok ben şöyle söyleyeyim. Ben muhalefetin hakikaten hazır olmadığını çok net bir şekilde görüyorum da düşünüyorum da. Hatta bununla alakalı şu an aday perspektifinde de yoklamalar yapıyorlar. İşte Gül'ün adaylığı tamamen saf dışı bırakıldı. Onun bir kamuoyunu yokladı. Şu an Akşener'in adaylığı, özellikle HDP kanadından gelen açıklamadan sonra da Akşener'in adaylığı çok ön planda. Ama Akşener pası İmamoğlu'na atabilir. Kendisini yaptığı son açıklamayla. Sayın Yavaş var ihtimaller dahil. Yavaş'ı isteyen iktidar partisi. Yavaş'ı isteyen, karşısında aday olarak onu görmek isteyen iktidar partisi. Çünkü Yavaş'ın ne olursa olsun HDP seçmeniyle arasında henüz bir bağ yok. Akşener bu bağı ne olursa olsun kurmuş vaziyette. Şu an muhalefet benim için en büyük sorun. Çünkü bu seçim herhangi bir seçim olmayacak. Bu seçimden sonra yeniden inşa süreci başlayacak. Bu kötülükten çıkabilecek bir iyilik. Tarihimizde ilk defa bir toplumsal sözleşme. Biz buna sahip olabiliriz. İklim bizi ona götürüyor. Dediğim gibi bu kötülükten böyle devasa bir iyilik çıkabilir. Bu toplumsal sözleşme içinde bütün mahallelerin, Türkiye'nin bütün mahallelerinin, yani Sünniler, işte Aleviler, gayrimüslimler, Kürtler, Türkler, işte bütün kimlikler kapsayıcı. O masada olmalı. Diğer türlü iktidar değişir, zulüm devam eder. O yüzden belki size şöyle bir hem şerh düşmek hem de yapmak için. Bence isimleri konuşmanın çok manası yok bu aşamada. Önemli olan ilkeler üzerinde uzlaşma meselesi. Çünkü isimler sadece uygulanacak ilkeleri. Onda da uzlaşabilmiş değilim. Bence ilkeler konusunda büyük uzlaşma var. Yani benim hani bir gazeteci olarak ben söyleyeyim. İlkeler konusunda büyük uzlaşma var. İsimler sadece bu ilkelerin uygulanmasını pratik edecek birisi. Belki de hani bu saydığımız isimlerin
Yani büyük isimler saydık ama hiçbiri de olmayabilir. Ele belediye evet, başkanları hiç tamamen devre dışı. Tabii ki olmayabilir ama evet. Ben Kürt meselesi konusunda da Alevilerin yaşadığı sorunlar konusunda da toplumsal sözleşme anlamında bir konsensüs oluştuğunu zannetmiyorum. Meclis arası son sözler son 5 dakika. Evet, ya şimdi Marksistlerin söylediği bir şey var. Yönetenler artık eskisi gibi yönetemiyor. Yönetilenler de eskisi gibi yönetilmek istemiyor. Böyle bir gerçek ortaya çıktı. Ama bunun önemli noktası şu. Bunun değişimi sağlayabilmesi için öznel bir gücün, bir siyasi gücün ortaya çıkması lazım. Ama orada şöyle bir şey. Bunun çıkabilmesinin de yönetenlerin farklı yönetilmek talebinden ziyade yönetilenlerin artık yönetimin parçası olmayı istemesi gerekiyor. Hayır, kuşkusuz o da önemli ama burada tabii ya siyasetin temel kriteri şu değil mi? Sonuçta bir ruh ve heyecan yaratman lazım. Bir hayalin peşinden. Yeni bir hikaye yazmak tabii, lazım. Hayalin çok peşinden doğru. Gidebilmen lazım. Şimdi burada ciddi bir sorun var. Yoksa mevcut iktidarın yapabileceği yeni hiçbir şey yok. Çok ne konuşsak konuşalım, hangi politikada bakarsak bakalım mevcut iktidar artık gerçekten yönetemiyor. Diğeri kendimizi küçültmeye gerek yok. Bakın benim orada kriterim şu ya. Yani Türkiye'de tabii yani yalnızca 18 yıllık değil, Türkiye'de çok uzun süredir, hadi Cumhuriyet'ten beri çok da eskiye gitmiyorum ama çok ciddi bir iki çizgi mücadelesi var ve bugünkü iktidarın kadrolarına baktığımızda bu iktidar dışındaki kadrolar bu ülkeyi çok daha iyi yönetti. Bir kere burada anlaşmamız lazım. O anlamıyla da bunun organizasyonu önemli. Yani bugün bu ülkenin baroları, bugün bu ülkenin meslek odaları, yani diyelim ki mimar mühendisleri, diyelim ki jeoloji mühendisleri odası, ziraatçıları bu ülkeyi daha iyi yönetirler. Aslında orta yerde böyle bir birikim var. Eğitim iç, eğitim sen gibi ciddi şey var. Birikim var ve bu birikim iktidarda yok. Mesela ben gerçekten bu perspektifte bakıyorum. Buradaki sıkıntı şu. Türkiye'de muhalefet hareketi bunu ete kemiğe büründürmekte zorlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi yönetenlerle Cumhuriyet Halk Partisi ile oy verenler arasında ters orantı var. Şimdi siyasetin şöyle dönmesi lazım ya. Siyaset esas itibariyle bir yarın hayali kurdurabilme becerisidir. Şimdi mesela bunlar yönetemiyor. Şöyle bakması lazım. Bu dediğiniz tezi tartışalım başka bir programda. Olur tartışalım. Yani şöyle bir şey olması lazım. Yani evet ya bunlar yapar kardeşim. Bunlar yapabilir. Tartışabilmemiz lazım. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Aslında yapabilecek potansiyel var. Bakın bugün yani konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Bugün pandemiyle ilgili yapılan açıklamalarda Çapa gibi, Cerrahpaşa gibi, Ankara Tıp Fakültesi gibi okullardan mezun hocaları dinleyin. Bir de özel okul, özel vakıf üniversitelerinden gelen hocaları dinleyin. Arada inanılmaz bir nitel fark var. Aynı şeyi deprem için söyleyebilirim. Depremde de mesela kamu üniversitelerinden gelen hocalarda müthiş bir kamuculuk damarı var ve bu damarın açığa çıkması gerekiyor. Şimdi bu damarı kim açığa çıkarır? Burada işte muhalefet rol oynaması lazım. Bakın erken seçim tartışması ayrı bir şey ama ben mesela çok uzun süredir şunu savunuyorum. Ya Türk Tabipleri Birliği'ni bu alanda otorite olarak kabul etmeyen bir iktidarın karşısında senin Türk Tabipler Birliği'ni otorite olarak öne çıkarman lazım. Yani mesela diyelim ki yani çok iyi yönetiyordunuz diyorlardı ya, nasıl ortada gerçek tablo ortaya çıktı? Yani gerçekten Covid-19'un bulaşıcılığı yeniden öne çıktı. Mesela Halk TV şöyle bir iş yapmalı, TR1 öyle bir iş yapmalı. Ya her gün Türk Tabipler Birliği'nden bir şeyin, hekimin çıkıp gerçek bilgileri vermesi lazım. Türkiye'nin gerçek bilgilere ihtiyacı var. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Yani bunlar yönetemiyor. Biz organize olamıyoruz. Bakın bu ülkede kadın hareketi dışında barış akademisyenlerinin çıkışı son derece önemliydi. Evet. Cesaretlendirici işlere ihtiyaç var. Baroların yürüyüşü son derece önemliydi. Bunlara ihtiyaç var. Beyce Baran iş olsun diye örnek vermedim. Doğru. 1950'lerde Beyce Baranlar Türk askerinin işi yok kardeşim diyor Kore'de. Şimdi barış akademisyenleri bunu yaptı. Avukatlar bunu yaptı. Çoklu baro sistemi tutmaz dediler. Bakın bulamıyorlar. 2000 kişiyi bulamıyorlar. Bulmakta zorlanıyorlar. Bu anlamda güçlü olan tırnak içinde biziz diyeyim. Yani sonuçta bu ülkede ahlaki üstünlük var her şeyde. Ahlaki üstünlük de çok doğru. Ama inanın düşünsel üstünlük de var. Tabii, yani başka bir perspektif var. Çünkü sen o zaman aslında şöyle bir şey, ben müdahale edeceğim. Tabii, ben hep şunu söylüyorum. Yani biraz önce söylediğimiz bu siyasal alandaki uzlaşmanın, yani devletin mağdurlarının uzlaşmasının yetmez. Aynı zamanda onların kamusal alanda, sivil toplum alanındaki bu dediğiniz aktörlerle, yani politik aktörlerle de bir hat kurup orada da bir et kemik hikayesi yaratması lazım. Yani sadece siyasal alandaki uzlaşma değil, sivil alandaki bu örgütlerin de hem bir araya gelmesi hem de siyasetle bunların doğrudan bir bağ kurması gerekir. Son derece doğru. Bakın şöyle bir talebi bile Türkiye gündemine oturtamamış durumdayız. Ya Türk Tabipler Birliği, sağlık sendikaları, Eczacılar Birliği, ya bunlar bilim kurulunda olmayacak da nerede olacak?
Ya bütün dünyada, yani normal pandemiyle mücadele eden dünyada olumlu örneklerin tümünde bunlar var. Bunu kim yapar? Muhalefet Partisi'nin bunun için artık... Ya bir de şöyle bir şey değil mi? O bilim kurulu şöyle bir şey yapmıştı. Ben dedim ki ya istifa diye bir... Ya bugüne kadar alınan kararların hiçbirini biz almadık. Hükümet de açıklıyor ki biz bilim kurulunun kararlarına uyuyoruz falan. Ya bu, ortada bir gerçekten biri bizi kandırıyor yoksa ya, herkes bizi ya, kandırıyor. Ya herkes kandırmıyor aslında da şöyle bir iş ya. Yani o klasik cümleyi kurayım hadi, cesaretin bulaşıcılığı var ya. Ama benim cesur olabilmek için Murat'ın da bana cesaret vermesi lazım. Ya da tersten benim Murat'ı cesaretlendirmem lazım. Etkilemesi lazım. Türkiye'de böyle ciddi bir sorun var. Bu anlamıyla da erken seçim tartışmasını da evet Bahçeli üzerinden yürütülebilir ama ya esas itibariyle normal olması gereken şey şu. Bir iktidar alternatifi bir hareketi ne yapması lazım? Siz yönetemiyorsunuz kardeşim. Bu ülkeyi biz yönetiriz. Ekonomiyi şöyle çözeriz. Dış politikayı böyle çözeriz. Sağlığı şöyle çözeriz diye onun arkasından gelenleri etkilemesi lazım. Bakışların Türkiye'de... bana biraz cesaret versinler, sözlerin, umutların bizi heyecanlandırsın ha. Ya, ama işin gerçekten bu boyuta son taşıma, tamam uzatmayacağım. Yani bu boyuta taşıma ihtimali çok güçlü. Bu anlamıyla da son cümlem şöyle olsun. Dünyanın hiçbir yerinde otoriteyi ve diktatörlüğü öne çıkaran iktidarlar kendi başlarına gitmezler. Yani bunlar nasıl olsa gidecek, nasıl olsa çökecek de bunlar değişmez. Ben iktidarın ki Ekim'de parlamento açılıyor... gitmemek için çaba gösterdiğini çok net görüyorum. Yani mevcut koşullar bir erken seçim işareti veriyor olsa da gitmemek için seçim yasaları dahil olmak üzere her konuda oynamaya çalışıyorlar. Ama hani muhalefete özellikle CHP'ye yönelik söylüyorlar ya, AKP içindeki tartışmalar, arka plan tartışmaları giderek büyüyor ve bunu artık durdurabilme şansı yok. Kesinlikle. Bazı işler tesadüfen olmuyor. Yani yalnızca MHP faktörü değil, AKP içinde de çok ciddi bir tartışma var. Murat'ın söylediği son derece doğru. Yani AKP bir siyasi parti olmaktan çıkmış durumda ve bu çıkış yalnızca muhalefeti rahatsız etmiyor. AKP içinde de seçmeni rahatsız ediyor. AKP yöneticilerinin bir kısmını rahatsız ediyor. Çünkü sonuçta her şeye rağmen vicdan denen, toplumsal vicdan denen de başka bir önemli adı konmamış aktör var. İşte çocuklara bırakacakları ülke ve akşam gittiklerinde yatamadıkları yastık. Evet. Noktalıyoruz. Süremiz doldu. Sayın Çakıroğlu teşekkürler. Sayın Aksoy, Sayın Saraç çok teşekkürler. Gündem özeli noktalıyoruz efendim. Çok oldukça fazla soru ve görüş gelmiş. Umuyoruz ki tekrarlarız. Hem kadro çok iyiydi hem söylemler belki de ezber bozan olarak nitelendirenler olmuş. Elbette muhalefetin ne yapması gerektiğini daha da fazla konuşmak lazım belki de. Adalet ve Kalkınma Partisi dış politikasını konuştuk. Etkilerini konuştuk. İç siyasete nasıl yansır? Bunu konuştuk. İşinden ucundan işte pandemi süreciyle birlikte erken seçim ve en başta konuştuğumuz gibi gündeme sanki zorla sıkıştırılıyormuş gibi görünen ama arka planında farklı şeyler yatıyor mudur, yatmıyor mudur? İdam tartışmasında bir şekilde konuşmaya çalıştık efendim. Gündem özeli noktalıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.